Hoş geldin kadının benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam mayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz ketenli, örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastığın odama, 40 yıllık beton, çayır, çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarım döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Evet, tatlı sohbetlerden bu haftalık hepinize merhaba diyorum. Böyle farklı Nazım Hikmet'in güzel bir kadını anlatan, sevgiyi anlatan güzel bir şiirle açmak istedim programı. Özgecan Aslan aslında uzun zamandır kadın cinayetleriyle, kadına şiddetle gündeme gelen ve üzüldüğümüz olaylarla son işte Özgecan Aslan'la bir kez daha irkildik, bir kez daha neler oluyor diye kendimize sorduk. Ve ben naçizane kendi özdeyişimle, Nazım Hikmet'in güzel dizeleriyle buna tepki koymak istedim. Çünkü kadınlarımız bizim her şeyimizdir. Kadınlarımız sevgiye layık ve sadece cinsel tema olarak bakılacak bir meta değildir kadınlarımız. Ve ben bu akşam evlerinize bir sevgi adamı ile birlikte merhaba diyorum. Ahmet Even bu hafta konuğumuz, sevgi adamı dedim, müzik adamı ve sevgiyi en güzel ifade edebilecek adamlardan bir tanesi Ahmet Even. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Sağ olun, ne demek. Bu arada izleyicilerimden de özür diliyorum. Sesim birazcık boğuk. Üzerinize afiyet, birazcık gribal bir durum var. O yüzden sesim boğuk geliyor. Şimdiden özür diliyorum. Evet, programı aslında tatlı olmayan ve bizi derinden üzen bir konuyla açtık. Evet. Bu aslında toplumsal bir problem. Çünkü sadece tecavüzle ya da karşı cinsle, kadına şiddetle, evet teması kadına şiddetle biz aslında Mustafa Diker'leri de unutmadık. Çocuk tecavüzleri de, çocuk cinayetleri de bizi üzen, derinden üzen toplumsal bir yara. Ve bunu ben hep eğitimle bunun üzerinden ve aileden başlayan eğitimle bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Toplumsal devinim gerekli bunun için. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki dünyada böyle vakalar muhtemelen saatte bir işlenen olaylar ve gerçekten bütün insanlık, bütün insanlığı derinden üzen olaylar ve insanlık ayıbı diyeyim hatta buna. İnsanlık suçu bir. Tabii ki. Değil mi? Ki böyle şeylerin olma derecesi çok yüksek bir memleket Türkiye. Hakikaten. Çünkü dediğiniz gibi, başta dediğiniz gibi biraz da eğitimden kaynaklanan konular bunlar. Ama böyle bir şeyi yapmak yani vicdana nasıl sığar onu hala daha toplumsal rahatsızlık da şey etmiş değilim. Gerçekten çünkü yani bunu yapan bir insan kesinlikle psikolojik normal hasta insan. Bir insandır. Aynen öyle. Çünkü yani şu an eğitim yapan veya eğitimini iyi derecede alan bir insan böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum ki bunlar da varsadır, onlar da istisnadır. Ama böyle bir şeyin olması hakikaten çok üzücü ve çok can acıtıcı bir şey. Hı hı. O yüzden yani Özgecan Aslan'ın ailesine sabırlar diliyorum ve bir an önce bu olayı yaşatan bu cani insanların büyük
bir ölçüde ceza almalarını istiyorum. Ve bu yani son olsun artık diyoruz. Yani evet. Bunun önüne nasıl geçilecek? Bu tabii ki ben haşa bir hani psikolog değilim. Evet. Herhangi bir psikiyatrist veya bir psikolog eğitimi almadım mutlaka da. Evet. Ben sadece hani bir birey olarak, bir insan olarak tartışma gereken konular bunlar kesinlikle. Ama, bunun altında mutlaka hani psikolojik travmalar, psikolojik bir ya da gelişim bozukluğu ile ilgili bir problem vardır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü dediğin gibi bunu yapan insan olamaz. Yani vicdan sahibi, duygu sahibi, sevgi sahibi insan bırak bir insana, karıncayı bile ezemez. Bir canlıya bile zarar veremez noktada. Yani sonuçta bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir erkek de bir kadının vücudundan çıkıyor sonuçta. O yüzden kadınlara değer verilmesi lazım. Analarımız da bir kadın değil mi? Evet. Kesinlikle. Yoğun bir program var. Bayağı böyle... Evet. Hani bayağı bir yoğunuz. Magazin programlarında, gazetelerde falan böyle izliyorum, takip ediyorum. Ve aynı zamanda yılın en popüler sanatçısı ünvanı da var değil mi? Evet, bu sene öyle bir ödül aldım. Gerçekten çok mutluyum. Daha önce de... değişik ödüller aldım ve bu ödül bana Yakında Üniversitesi 5. Müzik Ödülleri tarafından verildi. Hakikaten çok mutlu ve çok mesut oldum. Gerçekten buradan da Yakında Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir ödülü layık gördükleri için. Ama sen de böyle bir ödüle layıksın ki teşekkür ediyorum. Yakında Üniversitesi de böyle bir ödülü sana vermiştir. Sağ ol. O yüzden bunu bir müzikle taşlandıralım istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Hatta ödül aldığım parçamla çok taşlandıralım. Güzel, harika. Daha güzel olur. Normalde şimdi ben müzisyen konuk çağırdığımda onunla açarım ama bu özel bir güne rast geldiği için naçizane ben açtım programı. Evet. Söz sende. Teşekkürler. Ne kadar acı var, ne kadar zaman var ki elimde, nasıl acaba tek başıma oturmak evimde, merak ettin mi, oturup yordun mu beynini, moralini bozma, her gün güneş doğar, açılır kapılar, şekilde içeri sızar, duman arasından gözüme girer, uykumu bozar. Rüyadan çıkıp o an ve gerçeğe dönen tek sen ve sadece seni, seni gören bir ben ve nasıl gerçekçi bir ifadeyle gülmüş oldum. Gözlerime dolmuş oldum, gözümü açtım ve kayboldum. Ne kadar acı var, ne kadar zaman var ki elimde, nasıl acaba tek başıma oturmak evimde, merak ettin mi, oturup yordun mu beynini, moralini bozma, her gün güneş doğar, açılır kapılar, bir şekilde içeri sızar, duman arasından gözüme girer, uykumu bozar. Rüyadan çıkıp o an ve gerçeğe dönen tek sen ve sadece seni, seni gören bir ben ve nasıl gerçekçi bir ifadeyle gülmüş oldum, gözlerime dolmuş oldum, gözümü açtım ve kayboldum. Rüyadan çıkıp o an ve gerçeğe dönen tek sen ve sadece seni,
seni gören bir ben ve nasıl gerçekçi bir ifadeyle gülmüş oldum, gözlerime dolmuş oldum, gözümü açtım ve kayboldum. Süper, diline sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Söz, müzik, beste sana ait değil mi? Söz, müziği Fikri Karayel'e ait. Fikri Karayel. Evet. Böyle güzel bir anımız da bu parçayla ilgili. Ya güzellikler niye böyle böyle güçlü sesler, güçlü müzisyenler? Suyundandır herhalde galiba. Şey muhtemelen güzel. Suyundadır diyorum çünkü. onun farkındayım. Ne bileyim çünkü babamdan buraya kadar hakikaten güzel yurttan. Hı hı. İyi müzisyenler çıkmıştır. Even lakabı babamdan, babadan geliyor, evet, değil mi? Babadan geliyor. Yol aldık, gidiyoruz biz. Çok güzel. İnşallah hayırlısıyla güzel yerlere de varacağız. Daha tabii ki zaman var mı? Tabii ki, tabii Even ki. İsmini devretmeye tabii ama. yani devraldım ben. Gerçi, süper. Devraldım. Gerçi artık. Bir sürü Even'lar yetiştiriyorsun şimdi. Yakında evet, Üniversitesi'nde evet. Müzik öğretmenliği. Yakında var. Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bireysel ses eğitim hocasıyım. Tiyatro bölümünde ve müzik öğretmenliği bölümünde. Hakikaten sevdiğim işi yapıyorum orada. Dışarıda tabii ki piyasada yine sevdiğimiz işi yapıyoruz. Tabii ki sonuçta kendi işimi yapıyorum. Müzikle Harika. Uğraşıyorum. O yüzden inşallah yolumuz güzel başarılarla devam eder. İnşallah. Şimdi ben klasikleşti bende programda bu böyle bir soru. Yani Kıbrıs'ta müzik yapmak nasıl bir şey? Kıbrıs'ta yani, müzik yapmak küçük yer olduğu için insanları daha iyi, daha olgun düşüncelerle müzik konusunda tabii ki. İşte dediğim gibi işte kendi bestelerimizi yaparak, kendi insanımıza daha güzel bir biçimde sunarak anlatabilirsek hepimiz için ve bütün Kıbrıs halkı için bizim için daha iyi bir yola doğru girdiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Kıbrıs'ta müzik hakikaten gelişiyor. Çünkü bakıyorsunuz herhangi bir üniversitede müzik bölümleri açılıyor. Efendime söyleyeyim. Sahne sanatları, tiyatrolar, işte dans okullarımız, müzik dershanelerimiz açılıyor. O yüzden müzik Kıbrıs'ta güzel bir yere gidiyor. Ve yani müzikte hani müziğe sevda veren, gönül veren de bir sürü genç geliyor. Genç evet, insan evet, da geliyor. Evet, mesela evet. Ben hani SOS vardı Güzel Yurt da yetişen hani bir döneme damgasını vuran evet, babamlar evet babamların evet. Olduğu grup ve hani SOS'ten sonra uzun bir süre böyle bir ara oldu aslında böyle hani Kıbrıs'ta bir geçiş dönemi evet, gibi evet böyle uzun ismini duyuran bir grup gelmedi evet, evet sonra böyle bir devinim oldu işte gençler işte dönem dönem. O zamanın dönemi yani SOS hakikaten Kıbrıs'ta yani gerek babam olsun gerek Basit Eresleri Özçelik olsun, Kamil abi olsun işte Muhittin abiler olsun falan filan. Yani bu adamlar sonuçta bir çığır açtılar Kıbrıs'ta. Çünkü Kıbrıs'ta müziği ve bar müziğini yani piyasa müziğini ve rock müziği Kıbrıs halkına ve Kıbrıs müziğine çok büyük bir katkılar olduğunu düşünüyorum. Hakikaten büyük katkıları var. Çünkü onları feyiz alıp bazı sanatçılarımız ve bazı müzisyen arkadaşlarımız belli başlı bir yerlere geliyorlar. Çok müzik grupları vardı aslında daha önce de. Evet, hiç böyle var. Hani konser tarzında ya da işte yani bar, biraz artık şeydir olay işte artık müzik popülarite bir o kadar daha artıyorsa demek ki bir yerde işlerin de kaliteli işlerin de artık üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel. Müziğe nasıl başladın sen? Ben müziğe küçüklüğümden başladım. Tabii ki yani soru çok abes bir soru ama. Herkes bu soruyu soruyor bana. Müzisyen babanın evet. Oğlu olmak. Ben doğduğumda müziğin içinde doğdum. Çünkü o zamanlar işte dediğim gibi babamlar stüdyoya girerlerdi. Ben böyle 4-5 yaşlarındayken girerdim işlerine, dağıtırdım odayı falan filan, devam ederdim. Her tarafı, tamam babam yapma, yeter, artık yeter, çekme, kaployu çekme falan öyle böyle. O zamandan bir aşk başladı. 6-7 yaşında ben piyano dersi almaya başladım. 6-7 yaşında, 12-13 yaşına kadar piyano çaldım. Bütün grade sınavlarını verdim. Onun dışında, ondan sonra artık
kendimi müzeye adadım. Küçük yaştan itibaren. Ailem de destekledi beni, sağ olsunlar. Annem babam destekledi, ailem destekledi. Çok önemli bir şey değil mi? Tabii ki, yani tabii ki. Tabii ki. Ondan sonra işte güzel sanatlara girdim. Hazırlık lise 1 ve lise 2 okudum. Sonra konservatuvar sınav açtı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı güzel bir dereceyle opera şan bölümüne alındım. Ve artık 2001 yılında işte burada liseyi bıraktım. Oradan tekrar liseden devam ettim ben. Ki orada da lise 1'i baştan geldim okuttular. Baştan okuttular bana. Liseyi de konservatuvarda okudum. Yine şan bölümü operada. Ondan sonra öyle çorap söküğü gibi artık gerisi geldi ve 2002'de gittim. 2011'de bitirdim. Çünkü lise ve üniversite 8 sene. Öyle güzel yıllarım geçti. Hiç böyle ben burada kalayım. İşte yani Kıbrıs'a dönmeyeyim. İsterdim. Orada da sanatımı devam ettirmek isterdim ama biraz da şey oldu. İşte biz de bu işte yok gelelim askerliği yapalım edelim. Tamam bunlar pek çözüm değil de yani orada kalmamanın bir şeyi değil bunlar ama biraz da seviyorum ben kendi memleketimi ve burada bazı şeyleri başarırsak, bazı şeylerin üstesinden girebiliyorsak demek ki bir şeyler yapabiliyoruz. Çünkü şu an çok değerli öğrencilerim var üniversitede. Hakikaten her biri bilgili ve çalışmaya gayret gösteren insanlar. Bu yüzden ben birilerini yetiştirmek, birilerini topluma kazandırmak benim için daha önemli bir şey. Süper. Buna böyle daha böyle altını bastıra bastıra çizmek istiyorum. Ama bir müzikten sonra yapalım bunu. Tabii ki. Çünkü Kıbrıs'ta sadece hani sen bu istisnalardan bir tanesisin. Çünkü kendi işini aslında yapıyorsun okulda da yani üniversitede ders vererek. Müziğin devamını daha doğrusu teorini devam ettiriyorsun bir taraftan ama hani müzik yapıp farklı farklı dallarda hayatını devam ettirmek, idame ettirmek zorunda olan bir sürü de tanıdığım müzisyenler vardır. Hani bu konuya bir pencere açalım istiyorum ama bir müzik dinleyelim. Böyle tabii kulağımızın pası bir daha silinsin. Güzel bir Mazhar Alan son parçası yapalım. Süper, harika. Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım, 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 akine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoş ruhum geçmedi hala. İçimde sevdam. Hala hoş bir havan var ve güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım, 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 akine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım hem kokladım da. Sarhoş ruhum geçmedi hala. İçimde sevdan. Seni görebildim yer rüya.
ağlar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık. Süpersin abi. Dinlesin. Teşekkür ederim. Yüreğine sağ ol. Sağ olun. Harika. Böyle ben hani Tatlı Sohbetler ismini de böyle münasip bulduk, koyduk. Evet. Kıbrıs'ın siyaseti, ekonomisi böyle hani o insanların bıktığı, usandığı evet. konuların yani. Dışında böyle bir 50 dakika şöyle bir müzikle birlikte evet. uzanalım. Birazcık kulağımızın pası gitsin, teşekkür yüreğimizin ediyorum. Yağı aksın falan tarzında. Renk katıyorsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi o hani müzikten önce konuştuğumuz bir konuya dönmek istiyorum tekrardan. Evet. Çünkü bu benim de rahatsızım ama buradan da bir müjde vermek istiyorum. Süleyman Tots buradan selamlarımı da gönderiyorum kendisine. Selam olsun. Çok yakında telif hakları konusunda güzel bir girişim başlatılıyor. İnşallah. Şu an çalışmalar üzerinde devam ediyor. Bu motivasyonu etkiler değil mi? Yani mesela şimdi senin ilk parçan senin besten olan. Evet. İşte Fikri Karayel'in sözünü, müziğini yaptığı. Düzenlemesini yani. Yaptık evet. ama bunu Türkiye'de tescil ettirebiliyoruz değil mi? Evet, Türkiye'de tescil ettirebiliyoruz. Yani burada evet. öyle bir şansımız öyle bir maalesef şey yok burada. Orada ismini vermeyeyim bir şirket var. Oraya gidip kendi kaydınızı yaptırıp, üyeliğinizi yaptırıp işte parçanın sözlerini, notalarını falan veriyorsunuz. Kendi kaydınızı yapıyorsunuz ki bu işte herhangi bir çalınma konusunda, herhangi bir ayrı bir başkası tarafından kaydedilme konusunda besteci sahibine ait bestenin haber olmadan, besteciye ait bir şey olmadan kullanılmasın. Kullanılamaz. Bu da o yüzden istediğiniz şekilde dava açarsınız. İstediğiniz şekilde herhangi bir yere başvurabilirsiniz. Ve kullanıldığında da bunun ücreti ödeniyor. Yani tabii ki. Telif ücreti ödeniyor tabii ki. Bunun. Tabii ki. Bu da üreticiye, hani sanatçıya, müzik üreten insana da tabii ki. Bir motive unsuru evet. olur tabii ki. Evet. Çünkü işte ben hep o örneği veririm. Futbol takımında oynarsın ama sabah inşaatta çalışırsın ya da ağır bir işte fizik gücü gerektiren bir işte çalışırsın. Akşam evet. antrenmana çıkarsın, hafta sonu maça çıkarsın. Ne kadar performans evet. Beklersin o futbolcudan. Aynı şeyi müzik yapan insanlar için de tabii ki, tabii ki. Kullanıyorum. Çünkü yani bir ekonomik sıkıntı var. Hayatı idame ettirme zorunluluğu evet, var. Evet, o bizim hele de bizim ülkemizde çok büyük bir sıkıntı. Çünkü şu an bir albüm çıktığında pek satılmıyor. Hı hı. Daha fazla konserler ve bar programlarından kazanılıyor. Albümün bana göre tek amacı hem yoğun kitlelere kendinizi daha erken duyurmak ki budur yani gerçeği. Hem de yaptığınız işi ilerleyen albümlerde daha gelişmişini, daha değişini yapabilme aracı sağlar. O yüzden albümün yapılması her zaman iyi bir şeydir. Ve bu albümü de satmak şu an zor bir şeydir. O yüzden dediğim gibi hakikaten ekonomik sıkıntılar çok. Bir de korsan denen olaylar var. Korsan kayıtları şu an mesela herhangi bir sanal ortamda rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Rahatlıkla bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. O yüzden albüm satışları pek de memnun verici değildir. Hiçbir müzisyen için tek tük öyle şeyler vardır. Onlar da işte yani mesela diyelim ki yurt dışına gittiniz işte çok güzel bir plak beğendiniz falan işte ne bileyim örnek veriyorum Michael Jackson bir plak işte ucuz uygun fiyata tak hemen alırsın onu çünkü nedir o adam King of Pop ne bileyim herhangi bir başkası X bir diyorum. Ve artık arşiv tabii ki. Tabii ki. Yani şu an albümler böyle yapılıyor. İşte arşiv. Ve artık şey çıktı yani eskiden böyle 12 parçalık, 15 parçalık kasetler çıkardı, kasetler. Evet. Vardı. Şimdi artık single'a döndü. Single. Ben bir mesela parçalık, bir tane single parçalık. Attım. Şu an bir single'a daha girmeye hazırlanıyorum.
Bu defa kendi bestem. Hı-hı. Daha adını koymadım. Sadece pilot kaydı yapıldı. Hı-hı. Pilot kayıt bitti. İşte düzenlemeler. Şu an düzenleme aşamasındayız. Yeni parçamızı da kısmetse böyle bu aylar içerisinde girmeyi düşünüyorum. Hı-hı. İnşallah benim için hayırlı bir uğurlu olur. Süper. Bar, birazcık o duyguyu hani aktarmak istiyorum, anlamak istiyorum. Barda müzik yapmak ne demek bir müzisyen için? Biraz da ticari yönden bakalım bu işe. Hı-hı. Çünkü sonuçta benim ekibimde evli insan da var. Ve sonuçta şu anki durum, piyasadaki durum, eve ekmek götürme derdi. Tabii bunun yanında o ekmeği hak edip götürme var. Hı-hı. Şimdi oturursan da beklen gelsin olmaz. Bir şeyler sonuçta ben mesela sahneye çıkıyorum. 2,5-3 saat. Hiç ara vermeden Gordon 11'den saat 2'ye kadar, 2,5'a kadar müzik yapıyorum. Emeğimin karşılığını alıyor muyum? Alıyorum. Alıyorum. Çünkü dünyadaki en güzel şey emeğin karşılığını almaktır. Hı hı. Bir de o sinerji de çok önemlidir değil mi? Yani tabii böyle, ki seyirciyle, hani oraya seyirciyle iç içe olmak lazım. Hı hı. Bir nevi çünkü sonuçta seyirci sizi el üstünde tutar. Hı hı. O motiveyi verecek tabii olan ki. Da barda mesela tabii bar ki. Ortamındaki evet. Performanslarda. Evet. Yani seyirci siz elinizde tutar. O yüzden hiçbir zaman hiçbir müzisyenin seyirciyi yadırgamaması lazım. Her zaman bir sanatçı, her zaman bir müzisyen, her zaman bir enstrümanist halkın eleştirilerine veya herhangi birinin eleştirilerine açık olması lazım. Hı hı. O yüzden ben hep şey yaparım işte sorarım işte arkadaşlarıma acaba sevdiğiniz parça var mı? Acaba bunda mı katalım falan? Hı hı. Acaba bunu çalışalım mı? Bu hafta stüdyoya girip bunu da çıkaralım mı? Hep tartışmalar yapıyorum ben. Bu güzel bir şey. Hiç sevmediğin bir parça geldi mi? Böyle çaldın mı? Mecbur oldun mu böyle? Hiç sevmediğin, istemediğin yok öyle bir şey gelmedi. Çünkü sonuçta belli bir başlığı kitlemiz var. Kitlemizin de ne tarz müzik yaptığımızın farkında. O yüzden yani çok böyle absürt bir istenen parça gelmemişti. Bir... Hayır böyle gecenin ilerleyen saatlerinde böyle ya bu da çal falan tarzında. Yok hiç gelmedi yani böyle bir Ankara havası falan gibi bir şey gelmedi yani bize. O yüzden dediğim gibi işte kitlemize hitap eden parçaları çalıyoruz şu an. Gerçekten de buradan bütün halkımıza, bütün bizi destekleyen, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu güzel kalpli kitlemize, fanlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Bu arz talep meselesidir. Yani siz ne arz ederseniz onlar da o evet. Ya ne talep gelirse onu da arz evet. edersiniz. Yani bu hiç, karşılıklı ya, aslında. Evet evet hiç kırmamaya çalışıyorum ben. Çünkü sonuçta 3 günlük dünya. Niye kıralım yani birbirimizi? Sonuçta bu yaşanan olaylar da yani insanı etkiledi. Bizi de etkiledi. Çünkü yani baktığınızda dünyanın hali de bu. Yani bir yerde kırıcı olacaksınız. Bir yerde o hataları düzeltmeniz lazım. Hı hı. Bir yerde kavga etmeniz lazım. Bir yerde sevmeniz lazım. Bir yerde oturup sohbet etmeniz lazım. Bir yerde bir şeyler içmeniz lazım. Yani her dakika bir şeyler dönüyor. Hı hı. Ve bunların dozunu ayarlayabiliyorsak her zaman iyi yolda, iyi yerlerde olduğumuzu yapabiliyoruz. Ahmet İbun nerede görmek ister kendini ilerleyen zamanlar içerisinde? Yani çünkü amaçsız bir şey olmaz. Yani amaçsız tabii yola ki. Çıkılmaz. Yani şu an evet müzik yapmaktır amaç burada. Çünkü müziği severek yapmak lazım. Tabii. Yani diğer mesleklerden ben sanat dalındaki meslekleri ayırıyorum. Yani bir inşaat mühendisi tabii ki o da sanattır icra ettiği günün sonunda ama hani müzik gibi değildir. Yani tiyatro gibi değildir. Sevmek lazım. Evet. Gönülden yapmak lazım. Tabii. Ama bunu yaparken de mutlaka insanın bütün bir sanatlar amacı vardır. Hedef, çizdiği hedefi tabii ki, tabii ki. Vardır. Tabii ki vardır. Ahmet İvan'ın nedir hedefi? Benim hedefim şu an yani kendi yaptığım müziğim yani bu sahnede yaptığım iş tarafından konuşacak olursam bir tane klip yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Yani single. Hatta ben single çıkarmak istiyorum. Albümü şu an pek düşünmüyorum. Bu da böyle 1-2 haftadır atlamaya attı. Hı hı. İşte single çıkarayım.
belki ilerleyen zamanlarda o yaptığım bütün single'ları tekrar düzenleyip bir albüm halinde sunabilirim ben insanlara. Ha, onun dışında şu anki hedefim müzik konusunda, bu sahneler, bar müziği konusunda. Ya beklerim hedefim, evlilik falan var mı? Evlilik. Yok, şu an öyle bir şey mi? Ya ben ilerleyen zamanlarda evlenirim falan diyeceğini düşünüyorum. Ha, yani onu... Tabii ki bütün erkek, bütün erkekler öyle bir şey, öyle çünkü bir mutluluk ister. Bir Ivan ismi vardı yani bunun devamı lazım. Devamı yana gelecek o. Ivan, bir Ivan daha. Bir Ivan daha. Kısmet bu işler yani, yani pat diye olmuyor bu işler. O yüzden benim şu anki hedefim kariyerim. Ya ben şimdi ırkçılık yapmam. Beni izleyicilerim de burada haşa yanlış anlamasınlar. Hiç ırkçı bir insan değilim. Özellikle de müzik konusunda. Müziğin evrenselliğine inanan bir insanım. Çünkü dilini bilmediğim bir müzik de bana kulağıma, yüreğime hoş gelirse dinlerim. Evet. Öyle bir müzik sevdam var. Ama hani müzik şey bu konser afişlerinde Ahmet İbn'i büyük işte atıyorum Türkiye'den gelecek olan ya da yurt dışından gelecek olan bir grubun da böyle küçük harflerde görmek istiyorum ben bunu. Bunu yaşamak istiyorum. Irkçılık değil bak haşa. İşte o nedir? Ama ya, çünkü... Yani o biraz da medya işidir. Yani heh, konuşmayı sevmiyorum işte. Bu konuları. Küçük bir ama yaşadığımız sıkıntılar size. Bunlar. Yani şimdi sonuçta biz küçük ülkede yaşıyoruz diye işte bir popo falan vardır işte. Türkiye'den bu geliyor işte ne bileyim Amerika'dan bu geliyor falan. Yani çünkü insanların az gördüğü suratlar her zaman değerebilir. O yüzden mesela işte ne bileyim. Ya şimdi Metallica grubu gelse. Metallica tamam, geliyor okay. Falan. Ya, yani ondan, tamam, şimdi Türkiye'de de yani işte biraz medya konuları bunlar. Hı-hı. Ben çok konuşmayı sevmiyorum bu konularda daha fazla. Sonuçta herkesin ne yaptığı şey, yaptığı iş, yaptığı müzik, yaptığı konular, yaptığı işler ortada. Yani bunu, bunun takdiri insanlarımıza aittir. O yüzden ama bizim ülkemizde o hani Türkiye'de yaşanan müzik yok çünkü biz küçük nüfusluyuz. Türkiye 70-80 milyon. Biz burada 200 bin, 250 bin insanız yani sonuçta. Buradan böyle yapsan diğer taraftan bu duyacak. Anlatabildim yani sonuçta. Hayır, şey söylemeye çalışırım. Yani Türkiye'deki müzik piyasasındaki o acımasız tavır, tarz burada Kıbrıs'ta yok. Yani yok. Ama bir birliktelik de yok sanki. Yani mesela bir müzik derneği ya da müzikle uğraşan insanların hakkını savunacak bir dernek de çünkü bizim burada artık şey oldu bu olaylar işte günübirlik. Günübirlik oldu. Yani şu an ben müzik yapıyorum. Beni desteklemeye gelen sağ olsun bir sürü sevdiğim, saydığım arkadaşım, eşim, dostum var. Ailem var arkamda. O yüzden sonuçta bu insanlara ben kendimi işte ben buydum, bu oldum falan gibi bir tavır sergileyemem. Sonuçta o da benim insanım, diğer de benim insanım. Ben mesela sokakta birine selam vermeyeyim ya da bana biri selam vermesin, ben huzursuz olurum. Niye? Acaba ne yaptım diye düşünüyorum artık. Ya toplumun yapısıyla alakalı bir tabii şey. Tabii ki, değil toplum yapısıyla. Yani çünkü mesela Türkiye'deki bu olaylar çok abartılır. Bu oldu, bu etti, bu gitti, bu düştü, bu kalktı falan filan. Sürekli bir sürü insanlar şey. Bunu yani, izlemek zorunda. Tabii ki. Yani medya bunu çok ama insanlar da onu çıkarır. Almak istiyor belki. Yani, tabii ki insanlar da sever. Sadece çünkü başka işi gücü yok. Evet. Yani oturup böyle kötü bir gündem izleyebilen insanlar işte ne giysem gibi böyle. Yok bu ne benim. Bu ne bir tarzı. Magazin falan. Programları tabii tarzında ki. Böyle insanı uyutan, evet. Beynini yoran evet. Programlar izliyorum maalesef. Ellerini kavuşturdum. Ben bir müzik daha isterim şimdi. Tabii ki çalalım. Çalalım çünkü demek. Ahmet İbn'i konuk edip sesini duymamak olmaz. Teşekkür çok ediyorum. Çok fazla lavazanlık etmeye gerek yok. Teşekkür müzik ederim. Estağfurullah. Hangi şarkıyı çalalım şimdi? Şimdi bir MF parçası yapalım. Yapalım. Güzel bir, hızlı bir parça. Güzel. MF parçası yapalım. Benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi bu. Müzik
Artık usandım bu hataları tekrarlamaktan. Onun bunun adına film olmaktan, maktan, maktan, maktan. Özendim, bezendim her seferinde. Bu defa acaba olur mu diye. Ah, ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh. Ya Rabbi, oh. Ya Rabbi, oh. Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı. Bu vakitsizlikte akla ziyan değil hiç. Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım. Durumlar eşit değildi, olmadı. Ah, ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh, oh. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh, oh. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse olduramadım. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh, oh. Ambalaleo, ambalaleo, oleya. Ambalaleo, ambalaleo, oh. Hiç zincirin koptu bir benim, an oldu mu? Benim zincirim hep kopuk. Süper. Benim zincirim hep kopuktur. Süper, harika. O yüzden mutluyum, huzurluyum. Hep pozitif düşünüyorum. Müthiş bir şey. Hiçbir zaman insanları kıracak şekilde, kırıcı şekilde konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar huzurlu, ne kadar mutlu, ne kadar kendinize güvenerek davranabiliyorsak o zaman biraz olsun insanlıktan nasibimizi alırız demek. Yani sevgi değil mi? Her evet, şey evet, evet. Öncesinde. Love. Aynen öyle, sevmek. Yani yaptığın işi de sevmek, insanları sevmek. Güzel bir şey. Ne kadar bir birlikteliği var grupla birlikte? Biz 2 yıldır beraberiz. 2 yıldır. 2 yıldır beraberiz biz. İlk başladığımızda kendi ekibimizle ufak bir yerde başlamıştık. Ki daha ben o zaman Türkiye'deydim. Ben 2011'de buraya geldim. Hı hı. İşte öğretmen akademisine girdim. Orayı bitirdim. Ondan sonra askere girdim falan filan derken benim bas gitaristim, şu anki bas gitaristim Fikret. Hı hı. Buradan selamlarımı iletiyorum bütün ekip arkadaşlarıma da. Yani o beni aradı ve müsait olsak da yani, hepsini müsait olsalar onlar da gelirdi ama değiller. Fikret beni aradı. İşte kardeş dedi, böyle de böyle dedi, bir ekip kuralım dedi. Ben de tabii ki dedim. Girdik böyle. Giriş o giriş. Süper. Harika. Tabii. İnşallah uzun soluklu olur. Mesela MF'den İnşallah inşallah. Çünkü hakikaten hep her hafta stüdyoya girip yeni parçalar, yeni düşünceler, bir anda çıkar, değil? Yeni tarzlar üretmeye çalışıyoruz. Tabii bunların yanı sıra da kendi parçamın üzerinde de uğraşıyoruz. Kendi parçalarımın üzerinde de uğraşıyoruz. Hı hı. O yüzden inşallah uzun soluklu bir proje olur. Ahmet İbun projesi. Grup... Ve ekibimde buradan da bütün ekip arkadaşlarıma, bateristim Ahmet Akınsel, gitaristlerim Cem Kalfaoğlu ve İnan Çerşen, işte bas gitaristim Fikret Can Bulat ve Hüseyin Japon'a da benim yanımda her zaman olduğu için
bütün ekibime çok teşekkür ederim. Her zaman da yanında ol. Biz dinlemek istiyoruz çünkü bu sesi. Teşekkürler. Grubun sinerjisi de çok önemlidir değil mi? Bir solist için. Yani biz... O uyum, o... Hakikaten... Hani nerede ne yapacak? Hani evet, evet, burada evet. Şimdi ne yapacak diye... Evet. O ezberlenir artık tabii. Değil mi? O rahatlık tabii, da tabii. Var. Tabii. Çünkü tabii çalışma da alıyoruz. Çalışma almadan hiçbir şey olmuyor. Yani provalar yapmak zorundayız. Çünkü hep aynı belli bir saatte sonra sıkar. Hı-hı. O yüzden biz her hafta repertuarımıza 3-4 parça ekliyoruz. Hı-hı. Yani eleyip başka ekliyoruz. Öyle olduğunda her zaman... Hep randımanda, hep sağlam duruşta devam edebiliyorsunuz. Harika, inşallah uzun soluklu i̇nşallah, devam eder. İnşallah. Çünkü... Her zaman pozitif enerjiye yemek. O çok güzel benim bir şey. Benim sloganımdır bu. Çok her zaman şey. Pozitif enerjiye yemek zorundayım. Ama sanatçının ruhunda da o pozitiflik. Evet. Sanki olması gereken bir şey. Özellikle de hani şarkı söylüyorsan, evet. Hani duygularını... Müzikle ifade eden insanlarda o duygu yoğunluğu olması evet. Gereken bir şeydir. Çünkü duygu olmadıktan sonra bir şarkıyı nasıl istersen söyle, en güzel sesi sahip hissetmek ol. Lazım. O hissettiremesin. Nasıl o şey, bardaki o, hani izleyiciyle aradaki o sinerji, o... Şimdi ben... Yani bar mı daha iyi? Şimdi bar insanlara ortamında... dediğine göre... Ben her zaman pozitif enerji yaydığım için yani öyle bir şeye inanıyorum ben kendi açımdan. Çünkü kendim hep up hissederim. Yani yüksek tempoda bir insanım zaten ben. Küçüklüğümden beri hep yüksek tempoda büyüdüm. Ailem de geniş olduğu için hep böyle falan yani hep böyle gürültünün içinde de büyüdük biraz. O yüzden yani bunların hep etkisi var. Babamın müzisyen olması. Annemin hala daha genç ruhlu olması, ailemin iyi bakmalar olsun, iyi yerlerde sağ olsunlar arkamızda destek çıktıkları için ben kendi açımdan çok mutluyum. Ama bu seyirciyle karşımdaki olay çoğu arkadaşlarımdan duyuyorum. İşte ya Ahmet, unutuyor yorun, musun yoksa evet sahneye çıktığında her şeyi unuturum. Her şeyi. Sahneye çıktığım anda, adımımı attığım anda bir saat evveli çok kötü bir olay mı yaşadım? Biter o. Biter. Çok zor bir şey ama bunu bitirmek değil mi? Yani biter. Çok zor bir şey oradan kurtulup farklı bir moda girmek. Evet. Bu da sahne sanatlarının etkisi var mı orada? Tabii ki. Çok yani... var. Var. Çok var. Okuduğum okulun da çok rolü var. Çünkü bizde hep koşturmaydı. Her yere koşturdum. Yok işte kostüm... Dersi var, kostüme gidelim. Yok makyaj dersi, yok o ders, yok bu ders. İşte ne bileyim, eskrim dersi, işte hareket doğaçlama dersi, sahne dersi, şan dersi, solfej dersi, piyano dersi. Hep böyle şey içindeydik biz. Yani hep bir sanatın, bir sahnenin içindeydik. Ve imkansız kötü bir şey düşünemezdik. Çok yani imkansız bir şey. Yani hep yoğunduk. 7'lere 8'lere kadar provalar yapıyorduk biz okulda. Süper. Evet. Şimdi bizim dönemimize gittiğimizde bizim işte müzik dersleri hep böyle kaçış derslerdi böyle. Relax evet. Derslerdi. Ama artık onlar daha fazla yani, ilkokul, ortaokul, evet. Bilemediniz lise. Yani işte o dönemde. Ama şu an çoğu şeyler anlaşılıyor. Çünkü ben size böyle bir örnek vereyim. Ben ismini vermeyeyim. Bir müzik dershanesinde de eğitimciyim. Ve öğrencilerim var. Şu an mesela lise ve ortaokul öğrencilerim var. İşte yok konservatuvara hazırlanırlar, yok efendime söyleyeyim müzik bölümüne hazırlanırlar, yurt dışında herhangi bir müzik okuluna hazırlanan bir sürü öğrencim var. Yani artık kafa duvara vurdu. Çünkü müzik dinmeli, çok kolay bir şey değil. Flütten değil yani. Çok kolay bir şey değil müzik. Çünkü... İşte nedir der bazıları. Çıkan çalan, arda git. Çağır çığır da en aşağı. İşte anladın. Öyle değil. Çık da yap göreyim seni. Yani X bir örnek veriyorum. Ya da herhangi bir enstrümanist. Herhangi bir enstrüman çalan biri. Yani
Çok zor bir şeydir. Gerçekten çok zor bir meslektir. Müzik. Müzisyen olmak da zordur. Nedir ya? Ben böyle bir an hani biz de, ben de işte amatör olarak bize basın camiasından böyle 3-5 arkadaş kendimize böyle hani meyhaneye gitmeyelim ya, durup bir şeyler, farklı bir şey yapalım. Hı. Ne yapalım? İşte müzik yapalım. Hani herkes bir müzik aletini ufaktan tefekten çalar, birileri bir şeyler söyler. Evet. Biz de öyle bir grup kurduk basın camiası olarak. Birkaç da konser verdik kendi nazarımızla. Ama çok keyifli bir şey. Yani sahnede olmak çok bambaşka bir şey. Evet. Onun haricinde de heyecan bir başka bir şey. Yani tabii ki. Heyecan var mı sende her çıktığında? Küçük bir heyecan ister istemez oluyor. Çünkü o da bizim işimizin tuzu biberi. O hani çok heyecan da biraz olmazsa şey, yani sahneye ruh gibi söylemiyor. Ama öyle olmaz. Bir heyecan olur. Çılgın olacak insan biraz. Şimdi mesela ben çok yerimde duramam sahnede. Hı hı. Çünkü hep ya biriyle uğraşırım, ya birileriyle uğraşırım ya da başka bir şeyle uğraşırım ya sahnede. Kafa anında üredir. Kafa üredir. Oturmam yani de bekleyeyim yani şey olarak, hissiyat olarak diyorum bunu. Oturup beklemiyorum yani. Hep bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Süper, harika. Tabii. Gruptaki arkadaşlar senin gibi böyle işte... Evet, hepsi böyle çılgın insanlar. Hayır, yani eğitimini almış insanlar. Evet, değil evet, mi? Evet. Ve çok da hani konservatuvar mezunu da var, geliyor yeni nesilden ve... Evet, yine. Hani memleketin hali belli. Yani çok da fazla iş imkanı bu dalda, hani evet, öğretmenlik anlamında çok da fazla yok. Sen kaç yıldır bu müzikle uğraşan birisi olarak, müziği seven ve o yolda ilerlemeye düşünen gençlere neler söylemek istersin? Yani Kıbrıs'ın şartlarını düşünerek de konuşuyorum. Yani yok, ben genel olarak konuşayım daha fazla. Çünkü şu an dünya hakikaten elimizin altında. Şu an isteyen herkes yurt dışına gidip okuyabilir. Burada da bazı şeyleri başarabilir. O yüzden kimse müzikle uğraşan, müzik yapan, müzik eğitimine girmeye çalışan bütün gençlere söyleyeceğim tek şey, yılmadan çalışmaları lazım. Çünkü müzik evrensel bir sanattır. Müzik, din, dil, ırk ayrımı yapmayan tek evrensel sanattır. Süper. Evet. Ve bütün gençler bu dediğimi dikkate alsın. Müzik, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yapılan en büyük evrensel sanattır. Süper. Harika. Herkesi eğitimli müzik yapmaya, bir yerden bir yerden başlamaya teşvik ediyorum. Harika. Senin idolün babandı, değil mi? Benim idolüm babam. O ayrı bir şey. O ayrı bir kenarda duruyor. Ha, yani hayır, müziğe başlamak tabii ister istemez. O dünyanın, o furyanın içinde büyüdüğüm için. Oydu. Evet, güzel. Biraz ama olsun şey oldu. Böyle... Ondan sonra artık ben aldım, teoriye girdim. Süper. Ya bu müthiş ya. Yani sahnede şöyle yapsam dediğin ya da onun geldiği noktada olmak istediğin biri vardır mutlaka. Vardır mı? Mesela ben şeyi çok severim. Ya. Ben daha fazla funky ve soul dinlemeyi severim. James Brown'lar vardı bir zamanlar. Onların tarzını çok severim. İşte Marvin Gaye'ler olsun falan. Ray Charles'lar, Steve Wonder'lar. Bunların tarzı beni daha fazla açıyor. Çünkü kendimdeki enerji, yani o insanlardaki enerjiyi kendimde de görüyorum ben. Yani yerimde duramıyorum ben mesela sahnede. O insanlar da durmazdı. Süper bir şey. Bu güzel bir şey. Harika. Evet. Albüm çalışması olacak herhalde. Olacak. İlerleyen zamanlarda olacak. Bu ilk parça herhalde olacak şeyde. İlk yaptığım single'ımdı benim, Kayboldun. Kaybolduğunu daha farklı düzenleyip şimdi böyle daldan dala atlıyorum da. Yok, sonra değil. Aklımdaki bütün soru, çünkü son 5 dakika uyarısı geldi.
yönetmeninden. Evet. O yüzden böyle aklımdaki soruları hani patır patır sormak istiyorum. Çekinmeden sorabilirsiniz. Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyayla aran... Çünkü çok önemli bir şey. Yani en baştan konuştuk işte telif hakkı olmayan ülkelerde ki bizim ülkemiz telif hakkının olmadığı bir ülke. Evet. Korsanın yaygın olduğu ülkede. Hani internet çok da fazla şey yaratır. Reklam aracı olarak kullanılır. Evet. Sosyal medyayla aram yani normaldir. Hı-hı. Yani hep de böyle üzerinde değilim yani. Aman kim ne mesaj attı, aman nedir, bunu yani, yaptı falan. Ya, müzik de. Öyle. Yani yaptığın işle alakalı Hı-hı. olarak söylüyorum. Sosyal medyayı kullanabiliyor tabii ki, tabii ki kullanabiliyorum. Tabii ki, tabii ki. Çünkü dünyaya bir tıkla bağlandığımız evet. bir mecra aslında internet. Evet. Sonu ucu bucağı olmayan evet, bir mecra. Ve hani müziğin yayılmasını hani Kıbrıs'tan yani dünyanın her yerinden işte internette fenomen olan bir sürü şarkı ve parça biliyoruz. Evet. Sanatçı biliyoruz. Hani o anlamda söyledim. Şimdi biz programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben açtım programı. Senin de kapatmak isterim. Senin müziğinle kapatmak isterim. Hani bir müzisyenin vedası ya da merhabası müziğiyle olur, gitarıyla olur. Evet. Bir şey daha sormak isterim. Enstrüman çalmıyorsun şeyde, konserlerde ya da... Yok, çalmıyorum. Solistik yapıyorum sadece. Sadece solistik. Evet. Güzel. Son sözlerini alayım. Bir müzikle veda edelim. Öncelikle beni böyle güzel bir programa çağırdığınız için... Onu ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Beni çağırdınız. Sağ olun. Onun dışında bizi destekleyen, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün güzel kalpli halkımıza, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Harika. Güzel başladık. Aslında kötü bir konuyla açtık programı. Ama bunları da konuşmak lazım. İsmi Tatlı Sohbetler olsa da programın, konuşulacak konular bazen acı da olabiliyor. Ben bir es olarak nitelendiriyorum 50 dakikalık programı. Bu 50 dakikalık programda da naçizane kendimce duygularımı, düşüncelerimi de aktarmaya çalışıyorum. Sadece kadına değil, hiçbir yaratılan canlılara el kaldırmak, zulmetmek insana yakışan bir davranış değil. Onun altını çizerek tekrar söylüyorum. Sevgi olsun yüreğimizde her zaman. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak en doğalı, en güzeli. Ve ben bu haftaki vedamı sevgi adamı Evan'la yapmak istiyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Ben size şimdi Ahmet Evan'la baş başa bırakıyorum. Sızın geldin, bir yer ettin içimde. Hayallerimi doldurdun, dön beni bekledim. Ayırmam artık seni, ömrüm boyunca. Yıllarca sabrettim bir ümit uğruna. Sakın pişmanım sanma, geri döndüm diye. Gelme artık, gideceksen. Sakın pişmanım sanma, geri döndüm diye. Gelme artık, gideceksen. Hayat, seni anlamak zor. Sen anlasan, anlamasan da. Hayat, seni yaşamak zor. Sen yaşasan, yaşamasan da. Bir gün ansızın geldin, bir yer ettin içimde. Hayallerimi doldurdun, dön beni bekledim. Ayırmam artık seni, ömrüm.
yıllarca, yıllarca sabrettiğim bir ümit uğruna. Sakın pişmanım sanma, geri döndün diye. Gelme artık gideceksen. Sakın pişmanım sanma, geri döndün diye. Gelme artık gideceksen. Hayat seni anlamak zor. Sen anlasan anlamasan da. Hayat seni yaşamak zor. Sen yaşasan yaşamasan da.